Arkadaşlar herkese merhaba. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de nasıl oyuncu olabiliriz? Her meslek dalında olduğu gibi bizim mesleğimizde de okul var. konservatuvar sınavına girmeniz gerekiyor. Çok düzgün kurslar var, eğitim veren. Ee, konservatuar sınavına girme, girebilmeniz için e, tabi bazı şartları var. Onları Google'dan bakabilirsiniz. İşte liseyi bitirmeniz gerekiyor. Belirli bir yaş sınırı var. İşte sınava gireceğiniz zaman birkaç kademeli. Ee, bunları uzun uzun burada anlatmak istemiyorum. Siz Google'dan lütfen bakın. Diyelim ki konservatuara kazanamadınız benim gibi e, usta çırak ilişkisiyle de yetişebilirsiniz. Benim ustam Levent Kırcaydı, Allah rahmet eylesin. E, yıllarca ben sahne üzerinde eğitim aldım, direkt e, orada pişmeye başladım. Ama şunu isterdim konservatuvar sınavına girip girdikten sonra o konservatuvarda e, verilen eğitimi, teknik eğitimi almak isterdim. Ama biliyorum ki e, dünyanın sonu değil o, çünkü hiçbir oyuncu e, sahneye diplomasıyla çıkmaz. E, o yüzden de yeteneğin varsa bu işi yapabilirsin. bu e, kalalık olarak lütfen düşünmeyin. E, ama e, 20 küsür sene e, bu işin içinde olan 25 seneden fazla e, çalışan birisi olarak deneyimlerime dayanarak bunları söylüyorum. Çok düzgün okullar ve kurslar var arkadaşlar. Birkaç tanesi şu an aklıma geliyor. Bir tanesi Instagram adresim Ahmet Cevik Tiyatrosu diye geçiyor. Benim takip ettiğim insanların arasında Can Törtop. Çok güzel bir hocadır. İyi bir okulu var ve iyi yetiştiriyor. derdi para değil. İkincisi Ayçe Abana. Eee Gene benim takip ettiğim insanların arasında lütfen kendisine bakın çok iyi bir kadın iyi oyuncu derdi para değil İnsanlar yetiştirmek istiyor tiyatro için bir şeyler yapıyor ee, şu anda aklıma gelenler iki, bu ikisi ee, lütfen piyasada olan e, çok sahtekar sadece sizin paralarınızı alarak almak için Çalışan kurslar da var. Lütfen bunlara itibar göstermeyin. Araştırın hangi kurs şeyler var, hocalar var. Araştırarak, bilerek gidin lütfen. Belediye tiyatroları var. Buralara gidebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Buraları bitirdikten sonra diyelim ki konservatuvar sınavına şey konservatuvardan mezun oldunuz bu oyuncu olduğunuz anlamına gelmiyor arkadaşlar çünkü e, bu işin sahne üzerinde de pratiğini yapmanız gerekiyor e, şunu da söyleyeyim size şu dönemde oyuncu olmak gerçekten çok zor e, yetenekli olup evinde oturan o kadar çok oyuncu arkadaşım büyüğüm ustam var ki e, o yüzden e, bu işi seçerken bu mesleği seçerken bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. E, hobi olarak yapabilirsiniz bence. E, tabii ki televizyonlarda çok ciddi paralar alarak bu işi yapan oyuncular da var. E, çok kolay para kazandığımızı düşünüyorsunuz ama asla öyle bir şey değil. Sadece sizin televizyonda gördüğünüz kadar biz varız sizin hayatınızda. Bunun kamera arkası var. Saatlerce çalışılıyor. Ailelerinin yanına gidemeyen Sabahlara kadar setlerde, dizilerde çalışan oyuncu arkadaşlarım var. O yüzden gerçekten kolay değil oyuncu olmak. Bir kere bu işi meslek olarak görmeniz gerekiyor. Bana hala soruyorlar başka bir iş yapıyor musunuz diye. Hayır başka bir iş yapmıyorum. Benim kafam zaten başka bir işe basmıyor. Sadece tiyatro, oyunculuk yapmak istiyorum Eee hiç gidilmemiş yerlerde, köylü, köylü köylerde oyun oynamak istiyorum. Hala tiyatronun ne olduğunu bilmeyen o kadar çok insan var ki. Büyük bir şirket tarafından sponsorluk üstlendiğinde çok güzel, çok komik oyunlarımız var. Oradaki insanlara gidebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunları siz de yapabilirsiniz. Lütfen sanata birazcık değer verin. Sadece devletten beklemeyin. Gerçekten bu laf çok önemli. Büyük şirketlerin, büyük firmaların da sponsorluğunda bu işler yapılabilir. Ben yıllar önce Sümer Tilmaç'la Allah rahmet eylesin. New Holland'ın sponsorluğunda hiç gidilmemiş yerlere gittik. Tabi Türkiye'nin her yerine gitmenin olanağı yok. Bir aylık bir süreçti. 30 tane köye gittik. İnsanlar çarıklarıyla gelip bizi seyrettiler. Çok mutlu oldular. O insanları görmek o kokuyu, o havayı solumak gerçekten çok güzel. Batman'dan başlamıştık daha yukarıdan. Bunu yapabiliriz. Bunu başarabiliriz. Oradaki insanlara tiyatroyu götürebiliriz. Hiç zor değil. Yeter ki bunu isteyelim. Bu bir şekilde geri geliyor. Geri dönecektir. Döner. Dönüyor. Bunu biliyoruz. Eğer, her, eğer ki büyük firmalar için eğer reklamlar çok önemli ise e, bu şekilde insanların ayağına götürerek de reklam yapabilirsiniz. E, hem tiyatro yaşamış olur hem oradaki insanlara e, tiyatroya götürmüş olursunuz. E, umarım birileri beni görür ve iletişime geçer. Ben değil, benim olmam da şart değil. Başka tiyatrocu arkadaşlarıma da e, ulaşabilirler bence büyük şirketler. Güzel oyunlarla ama. Ee, şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar çok teşekkür ederim ee, lütfen kanalımı beğenmeyi Ya da Pardon videoyu beğeneceksiniz beni de takip edeceksiniz yeni yeniyim daha yeniyim ee, Birilerine bir faydam olduysa bu videoda ne mutlu bana Çok teşekkür ederim Bir sonraki videomda Ne anlatacağımı ben de bilmiyorum Şu anda ama e, O kadar çok sorular Sorular var ki Onlara bir bakacağım ee, ve bir sonraki stream'de, e, videomda onu açıklayacağım. Herkese şimdiden teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Sürçül izah ettiyse mahvola.